Herkese selamlar. Bloodborne tam çözümün yeni bölümüne hoş geldiniz. Eski yarınımı değil de burası normal yarınım. Eski yarınıma daha gitmedik. Oraya da gideceğiz. Buraları keşfetmeye devam ediyoruz. İlk bölge birazcık kompleks bir bölge ve ben bunu farklı yerlere ayırarak, farklı alanlara ayırarak sizlere hem oyunun tutorial biçiminde Bloodborne 101 tadında oyundaki yetenekleri, silahları ve temel mekanikleri anlatmaya çalışıyorum. Hem de elimden geldiğince de oyunun hikayesini sizlere anlatmaya çalışıyorum. Bu abiyle konuşmuştuk. Şimdi gene ilk checkpointimizden devam ediyoruz. Bu sefer aşağıya gideceğiz. Aşağıda ikili bir manyak şey var. Bakın biri ayrılsın. Ondan sonra gidin buna taş mı atıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Gelsin. Oho. Lan vuramayacağım sanmıştım ya. Ya şu an arkadaşlar hasarımız oldukça arttı. Hem kazandığımız kan yankıları sayesinde hem de silah artı 2'ye kadar yükseltmemiz sayesinde oldukça yüksek hasar verebiliyoruz. Parlayan sikke bulduk. Parlayan sikke aslında işinize yarayacak bir şey. Burada millete yolunu göstermeye veya yolunuzu kaybettiğinizde buraya bir iki tane atıyorsunuz. Kaybettiğiniz yolu geri kazanıyorsunuz. Yani bulmaya çalışıyorsunuz. Şimdi şurada asansör var. Asansörü şu an aktif edemiyorduk sanırım. Ona bir bakacağım. Aynen. Buraya yukarıdan geldiğimizde olacak. Oraya da gidiyoruz zaten şimdi. Hatırlarsanız buradaki kapıyı açmıştık. Buradaki kısa yolu illa bu aşağıdan dolaşmak zorunda değilsiniz. Şimdi biz bu sefer dümdüz aşağıya doğru devam edelim. Burada gotişler var. Pek de masum değiller. Gördüğünüz gibi nefret ediyorum köpeklerden bu oyunda. Bu Dark Souls oyunlarında köpeklerden cidden çok nefret ediyorum ben ya. Şu dünyada en sevdiğim şeydir köpüşler. Şurada da var bir tane. Soğukkan çivimizi aldık. Güzel oldu. Bir de burada havlayan gopiş var. Acaba niye havlıyor burada? Hemen bakalım. Bildiğin güvendiğin bir yer var mı diyor. Teyze kızgın. Yani bir şey bilmiyoruz ki. Şimdi telefonunu çıkar diyebilir bu teyze. Aman dikkat edelim. Şimdi canlar buradan gireceğiz. Şimdi normal yol buldu ama aslında buraya gizledikleri bir yol daha var. Bizim de derdimiz buraya ulaşmak zaten. İlk önce NPC'mizle bir görüşme ayarlayalım. Oyunun ilk başında bu kadar çok ilk isim ve konuşma var bu arada. Oh, a hunter are you? Hunter. And an outsider. What a mess you've been caught up in. And tonight of all nights. Here, to welcome the new hunter. Prepare yourself for the worst. There are no humans left. They're all flesh-hungry beasts now. Hungry. Still lingering about. What's wrong? A hunter unnerved by a few beasts. No matter. Oyundaki en güzel hareketlerden biri var burada şimdi. Pelerini salla. Tamamdır. Peki bize verdiği eşya nedir? Ona bakalım hemen. Gözüpek avcı işareti kan yankısı kaybetmeden yeniden uyanmanızı sağlar. İki tane böyle bir eşya var arkadaşlar. Sizi son checkpoint noktasına götürüyor. Biri avcı işareti. Avcı işaretinde bütün kan yankılarınızı, şu yukarıda gördüğünüz kan yankılarını kaybediyorsunuz. Ama gözüpek avcı işaretinde kaybetmiyorsunuz. Bunlardan sürekli olarak yanınıza bir 5-10 tane bulundurursanız çok rahat edersiniz.
Hayır. Hayır. Farenin yanına düşmeseydin keşke. Niye böyle oldu ki? Kendimi ayarlayamadım arkadaşlar. Ta yukarıdan aşağı doğru düştük. Bakalım ne olacak. Bu da yukarıda takılıyor. Neyse. Yani buraya iki kere inmek gerekiyor bütün eşyalarını toplamak için de. Ya ben bu kadar hızlı bir şekilde inmeyi beklemiyordum. Öyle söyleyeyim size. Şuradan çıkmayacağız tepeye. İleriden çıkacağız yine. Buraya geleceğiz zaten arkadaşlar. Yani şu an burada oyalanmama sebebim aslında şey, buraya yeniden dönecek olmamız. Hatta şöyle bir şey yapalım. Yolumuzu da rahat çizelim. Burada ilerleyip pek bu düşmanlar ateşe karşı acayip dayanıksız. Onu da söyleyeyim. Böyle sizin sürekli peşinizden geliyorlar ve bir kan yankısı düşürebiliyorlar. Dalgalara pek bulaşmayın. Buradan düştük ya. Yani aynı yeri sürekli olarak keşfedeceğiz zaten. Şimdi burada bir çıkışımız var. Bu çıkışı kullanmayacağız. Biz domuzun hemen yanına doğru gideceğiz. Arkasına geçip hızlı saldırı, şey ağır saldırı yaparsanız domuz sizin için öyle çok da bir problem olmayacaktır. Ne verdi? Kan şişesi verdi, güzel. Ve soğuk kan çivi. Burada bir eşya daha var. Tester avcı rozeti. Bu rozetler oyunda pek çok yerde bulabiliyorsunuz. Bütün avcı silahlarına ve eşyalarına erişmenizi sağlıyor. Bunlardan var böyle farklı farklı rozetler var oyun boyunca. İstediğiniz zaman silahları falan alabilmenizi sağlıyor. Mesela oyunun en başında biz avcı silahlarından sadece birini seçmiştik ya. Şimdi oyun içindeki o havuzdaki mağazaya gittiğimizde, ulakların mağazasına gittiğimizde işte baltayı da alabileceğiz. Ondan sonra avcı alay bozanını da alabileceğiz. Hepsini alabileceğiz. Güzel. Şimdi burada ilk boss'a gidiyorsunuz da biz onu yapmayacağız tabi. Biz şimdi köprünün altına doğru gideceğiz. Köprünün alt tarafına doğru gideceğiz. Aslında hemen tepe taraf burası. Ben rozeti alıp öyle dönmek istiyordum. O çalıştıramadığımız asansör var ya. Ha işte oraya gidiyoruz işte arkadaşlar. Şimdi asansörü şey yaptık, kısa yolumuzu açtık. Artık hani ilk boss'a öldüğümüzde direkt bu asansörü kullanarak onun yanına gidebileceğiz. Boss'un yanına gidebileceğiz. Hatta bakın geldiğimiz yer. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Checkpoint falan almaya gerek yok. Bu sefer diğer taraftan çünkü aşağı düşürmem gereken şeyler var. Biraz şey olabiliyor, böyle yorucu olabiliyor. Böyle bütün eşyaları toplama etme. Yani siz illa bunları bu arada yapmak zorunda değilsiniz. Yani bunların hepsini yapıp bir şey elde etmiyorsunuz sonuçta. Bakın düştü. Şurada gördünüz mü? Şimdi biz ne yapacağız? İlk olarak hadi. Merdivende kaldığımda şey olmadı pek. Sıkıntılı oldu. Burada bir tane daha var ama orada düşmanın olması çok büyük sıkıntı. Yapacak bir şey yok. Hadi abi. Bak gördünüz mü? Nasıl engelledi beni. Ama bakın yarı vururken neredeyse bu sefer bütün canını götürdüm çünkü silahı boşuna kasmadık. Şurada bir tane daha var bu düşmanlardan.
Güzel. Şimdi buradan ilerlemeyeceğim hemen. Ne tarafa düşürdük? Şimdi bu tarafı az önce aşağı düşerek yapmıştık. Şurada bir dakika. Loot var. Karşımıza alalım. Bunlar önemli çünkü. Şimdi bu tarafa düşürdük. Buraya aslında bir silah düşürdük. Hemen onu halledelim. Testere mızrağımızı aldık. Şimdi şu ana kadar aldığımız ilk silah mıydı bu? Bir bakayım. Evet, ilk silah. Size de göstermek isterim o yüzden. İkinci slota koydum. Bakın. Sağ D-pad'deki sağ tuşu bir kere basarak geçebiliyorum ona. O normal testere satırına çok benziyor ama böyle bir manyaklığı var. Mızrağa dönüşüyor yani. Açtığınızda. Ve böyle manyak manyak saldırılar yapabiliyorsunuz. Aşağı bir daha atladım. Şimdi yukarı tarafı tamamen bitirdim. Yukarıdan tabi bana saldırmaya devam. Şuradaki merdivenden en tepeye çıkacağım. Sıkıntı olabilir buradaki merdiven. Yapacak bir şey yok. Aha. Manyağa bak, aşağı atladı. Neyse, o geri çıkar. O geri çıkmadan şuradaki abileri halletmeye çalışın arkadaşlar. Heh, geliyor mu? Nerede kaldı o? Aşağıda kaldı. Aa, kazmaya bak. Gelsene. Yazık ya. Ne yapıyorsun orada? Yok, gelemiyor bir türlü. Ne yapsın? O da öyle yani. Kızmayın ona da. O da öyle kaldı. Ne yapsın? Ona da yazık yani, onun da canı var. Oha, bir şey düştü. Bir yerde bir şey yıkıldı ama. Üst katta galiba. Gül sesini siz de duydunuz mu? Şuradan aşağı düşemezseniz böyle olur işte. Çıkalım bir daha, yapacak bir şey yok. Hem de burada abimiz var. Oha. Gördünüz mü nasıl vuruyor ya? Tam bir manyak gibi vuruyor ya. Gerçekten hani biraz insan gibi vursa. Ya bir zamanlar insandı kardeşim bunlar ya. Şunu atlayabiliyorduk galiba. Dur bakayım. Eşya var burada da. Yakütümüz var. Şimdi daha şuradan. Derinlik algınız benden iyiyse rahat edersiniz böyle yerlerde arkadaşlar. Şimdi bayağı bir aslında hem eşya topladık. Yarnımı bu bölgelerini falan bayağı bir keşfettik arkadaşlar. Güzel de oldu. Hakikaten çok güzel oldu yani. Şimdi bir boss kapışmalarımız olacak tabii ki. Çünkü şimdi düşünüyorum, başka bir yere gitmeye gerek var mıydı? Yoktu galiba. Her yerini yarnımın keşfettik. Bu bölgenin en azından. Güzel. Evet, kapı çalınca minik bir aranın ardından devam ediyoruz arkadaşlar. Bölgede girebileceğimiz her yere girdik. Her şeyi topladık. Eşyalarımızı, meşyalarımızı, her şeyimizi topladık. Artık merhaba. Biliyorum, biliyorum. Buraları, her yeri hallettik burada.
Ne kaldı geriye? Pek de bir şey kalmadı. Ve kendimi oyundan koptum ya kısa bir süreliğine. Neyse, önemli değil. Şimdi gitar alırız oradan, ardından da boss'a gideriz zaten. Hem de burada bir şey de göstereceğim size. Şimdi canlar. Şunları, gözü pek avcı işareti var ya. Gözü pek avcı işaretini ayarlayın. D-pad'in alt tuşuyla eşyalar arasına geçebiliyorsunuz. Ok tuşunun alt olanıyla. Şimdi bu az önce ruhlarımı kaybettiğim yere geri dönelim. Artık iki vuruşta öldürebiliyoruz bunu normalde, biliyorsunuz iki vuruşta ölmüyordu. Bunlar da teke gidiyor. Oo, bu iş çok sıkıntılı olabilir. Çünkü muhtemelen arkadaşlar, arkadaşlardan birinde şey var. Hah, kan yankılarım burada. Güzel buldum. Hemen eşyayı kullanıyorsunuz. Ve herhangi bir ruh kaybetmeden, bir şey kaybetmeden geri dönüyorsunuz. Bakın şimdi. Hop, geldik. Buradan şimdi ilk olarak arkadaşlar hem seviyemizi verelim, hem yanımıza biraz ekipman alalım. Ne yapacağız, ne edeceğiz, onları bir planlayalım. Öyle gelelim. Şimdi boss'la kapışacağız çünkü. Bu bölümde iki tane boss'la birden kapışacağız. Patlatabileceğimiz ruh var mı? Var. Çoklu kullan diyelim. İyi, güzel. Şimdi ilk olarak şöyle yapalım. Güzel. Gerçi stoklarımız tamam. Burada 36 tane diyor. Ben 10 tane alacağım. Bir 5 tane de bu. Ay. Heh, şöyle alalım. Tamam. Welcome, what is? Very well. Let me stand close. Tabii. Tabii efendim. Bir tane seviye verdik. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Merkez yarınıma geri dönüyoruz. Şimdi bu bölümde arkadaşlar oyunda belli bir gece gündüz döngüsü yok. Her seferinde zaman atlamaları var. Onunla alakalı da çok ilginç bir taktik vereceğim size. Çünkü eşyaların fiyatları çok artıyor. Şimdi geri geldik buraya. Ekipmanlarınızı hemen burada düzenleyin. Gözü pek avcı işaretini de tutun. Neden biliyor musunuz? Boss'ta çok büyük sıkıntı yaşarsanız ölmeden hemen geri dönebilirsiniz bu sayede. Şimdi hiç onunla bununla muhatap olmadan yukarı doğru çıkıyorsunuz. Ve sola dönüyorsunuz. Burada farklı bir sürü düşman var. Bunların hiçbir umurunuzda değil. Bizim derdimiz şuraya ilerlemek ve ilk boss, aslında opsiyonel boss olan ruhban canavarla kapışmak arkadaşlar. İlk olarak gördüğünüz gibi şeyi attım ama molotof tutmadı. Gördüğünüz gibi bakın nasıl anında bir sürü hasar verdi molotof kokteyli. Bu boss'un en sıkıntılı tarafı arkadaşlar, haritayı tamamen kapatması. Ama gördüğünüz gibi molotof kokteylleriyle çatır çutur canını tüketebiliyorsunuz. Bir kez daha yağ attık. Ve molotof kokteyli çok güzel. Tam kafaya tutturdum arkadaşlar.
bakalım. Bitti. Parçaların işi bu kadar. Bu büyük canavarlarda arkadaşlar peri atamıyorsunuz. Yani onları zorlu duruma düşüremiyorsunuz. Ama limp hasar, yani eklem hasarı verebiliyorsunuz. Bu ve özellikle bu ruhban canavarı tipindeki yaratıklarda şöyle güzel bir olay var arkadaşlar. Bu yaratıklar ne yapıyor biliyor musunuz? Aleve karşı inanılmaz dayanıksızlar ve molotov kokteylleriyle takır tukur onları avlayabiliyorsunuz. Bir de yanınızda yağ küpü varsa ekstradan hasar verebiliyorsunuz. Şimdi avcının rüyasına geri döndük arkadaşlar. İlk boss'umuzu böylece Hakk'ı rahmetine kavuşturmuş olduk. Size göstermek istediğim bir şey var. Şimdi o rozetleri topladık ya. Bu rozetlerden bakın kilise çekici gibi ilk baştaki silahlar farklı farklı, bakın mükerrer ateş tabancı ki bayağı eğer kan yankısı tarafı, yani şey kan rengi tarafından gitmek istiyorsanız bayağı etkili güzel bir silah bu. Farklı farklı bir sürü seçeneğimiz var burada bakın. Avcı eşyalarını buradan da satın alabiliyorsunuz. Biz gerçi direkt kendimiz aldık. Yukarı doğru gittiğimizde ise burada sezgi kullanarak da eşya alabildiğimizi görüyoruz. Mayhoş kan kokteyli satın alabiliyorsunuz. Düşük çınlayan çan alıyorsun. Bu da siz yardıma gitmek isterseniz işe yarayan bir eşya. Şimdi bir tane boss'u hallettik. Bakıyorum, ikinci boss'a doğru gidelim. Welcome. What is it? Very well. Let me. Pardon. 15 yapalım şunu. Fazladan vermeyeceğim. Birazcık daha Molotov kokteyl alacağım. 20 tane almayacağım tabii ki de. Hatta alalım. Evet, 20 tane alalım. Neden biliyor musunuz? Seviye almaya çok odaklanmayın. Özellikle bu aşamada arkadaşlar. Tane senden alalım. Panzer'i alalım. 6 tane senden alalım. Nedenini anlatacağım. Dediğim gibi çünkü fiyatlara zam gelecek. Ekipmanlarımızı halletmemiz lazım. Bir kez daha şöyle bir upgrade yapabiliyor muyuz? Gerçi şu an yapamayız. Şey yok. Heh. Yapabiliyor muyuz peki? Bakalım. Ha, yapamayız zaten. Tamam. Ay, yanlış yere gittik ama olsun. Olsun. Bu arada şu topladığımız delinin bilgeliği var ya, bakın. Onun az önce şeyi de geliyordu. Esrarengiz bilgelikle temasa geçmek kişiyi deriltebilir. Bir lütuftur. Yüce varlıklardan gelir. İlginç. Neden bunu söylüyorum? Bakın bu sezgimiz şu an 5'e çıktı. Her boss gördüğünüzde ve boss öldürdüğünüzde bu sezgi artıyor bu arada. Farklı bölgeye girdiğinizde artabiliyor. Arttıkça bir şeylerin farkına varmaya başlıyorsunuz oyunda ve oyunun da zorluğu artmaya başlıyor. Öyle çok ilginç bir etkisi var bu delinin bilgeliğinin. Şimdi yukarı çıkalım, belki Ayosefka bizle yeniden konuşmak ister. You are safe, thank goodness. But I'm afraid nothing will change my mind. I cannot open the door. Please try to understand. I pray for your. You are safe, but please, I pray. Bununla böyle yanına gideceğiz. Daha gideceğiz arkadaşlar. Hikayeleri çünkü ilerleteceğim ben bu oyunda. Oyun dünyasında bir değişim olması lazım ki o NPC de bir sonraki diyaloğa geçsin. Geldik şimdi. Bu sefer düzgün bir şekilde merkez yarnımda uyanalım. Güzel. Şimdi kısa yolların her yerini açtığımız için sadece boss'a gitmesi kaldı arkadaşlar. İniyoruz aşağıya. Aşağı inmeye gerek var mıydı? Bakıyorum, evet, tamam. İneceğiz. Buradaki düşmanları bir şeyler toplamak istiyorsanız öldürebilirsiniz. Molotov kokteylimiz var mı? Var. Güzel. Bu amcalarla da kapışmak yine size kalmış arkadaşlar. Şimdi burası
İlginç bir kısa yol. Çünkü bakın, böyle saçma bir durum var. O yüzden benim tavsiyem ilk olarak aşağı inmeniz olacaktır. Gascoigne, yani bir sonraki boss'a gidebilmek için. Sana dayanamam ben, sana. Seni öldüreceğiz ya, sana yapacak bir şey yok. Güzel, şeylerimizi de aldık. O köprü arkadaşlar bazen sıkıntı olabiliyor size. En hızlı gidiş bence bu. Bence böyle bu yoldan giderseniz en güvenli gidiş bu. Buradan direkt soldan sapıp boss'a gidebilirsiniz. Hey maşallah. Ne güzel. Bugün orada da böyle, burada böyle ufak ufak farmlar da yapabilirsiniz bu arada. Haberiniz olsun. Tepeye doğru çıkalım. Burada biraz yavaş yürüyün. Açın şeyle. Sonra pat. Şu anda zaten iframe'desiniz. Hop. Bu da gitti. İşimizi alalım. Buradan da gözü pek avcı işaretini alalım. Şimdi boss'la kapışmaya hazırız arkadaşlar. Şimdi boss'la kapışmamız için ilerleyebiliriz. Gascoigne ilginç bir tip. İlk boss'umuz kendisi. Ve hatırlarsanız o müzik kutusunu biz boşuna yanımıza almadık. O müzik kutusu çok işimize yarayacak arkadaşlar. Kes babam kes. Kes babam kes. Beasts all over the shop. Aynı zamanda küçük kızın babası olduğunu da buradan anlıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Çok zorlu bir boss değildir ama oyunu öğretme misyonu Gascoigne'dedir arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Peri yiyebilir. Peri zaten asıl istediğimiz şey bu boss'la kapışırken. Direkt girmeyi denemeyin. Avcı alay bozanı ve avcı baltasıyla asıl savaşıyor. Ve etraftaki mezar taşlarını kendinize siper yapabilirsiniz. Şu dönerek size doğru ya da süvarlanarak geldiğinde çok daha rahat bir şekilde abimizle uğraşabilirsiniz. Şimdi baltasını arkadaşlar şey yaptı. Ve artık hasar da acayip yükseldi. Böyle durumlarda kendinizi siper alın. Ve öyle yeniden çıkın ortaya, canınız çok azaldığında. Çünkü iyi vurur. Yakaladım, canımı da geri kazandım. Yavaştan müzik kutusuna geçin. Bir kez daha yedi. Şimdi müzik kutusu çalma zamanı. Arkasına geçeyim. Allah. Böyle zıplıyor ediyor, böyle bir sürü şey yapıyor. Ben direkt böyle öldüreceğim çünkü pek bir canı kalmadı. Ben böyle Molotov kokteyli kullanabilirim falan diye düşünüyordum da pek gerek kalmadı. Şimdi lambayı yakalım. Artık checkpointimizi aldık. Gascoigne gördüğünüz gibi oldukça kolay bir boss. Hazırlıklı geldiğimiz için tabii ki.
O işte peri mekaniklerine alışmanızı o yüzden söylüyordum. Çünkü ilk boss'ta özellikle zorlanabiliyorsunuz. Bu From Software'ın oyuncuya yaklaşım tarafı aslında. Sizin elinizde de onun elinde de avcı silahları var. Aynı hareketleri yapıyor neredeyse. Neden kaybediyorsun kardeşim? Aslında bunun bir sorgulaması, oyuncunun ilk sınanması bu. Gascoigne'da ölmeniz o yüzden çok önemli değil. Gascoigne size oyunu öğretmek için oraya konulmuş bir boss. Hem ilk fazıyla hem de ikinci fazıyla. Sonraki düşmanlarda mesela onun kadar hızlı hareket edebilen bosslar göreceksiniz. O yüzden oyunda sizi sürekli hazırlıyor. Ne kadar ölürseniz ölün, vazgeçmeyin ve Gascoigne'in hareketlerini çözmeye çalışın. Oyunda Gascoigne gibi düşmanlar çok göreceksiniz. İşte Gascoigne'in saldırı paternlerine sahip çok düşman göreceksiniz. Sizi hazırlıyor. Bir tutorial. Asıl tutorial bu oyunda. İlk bölge bile değil. Yani oyuncuya şey diyor. Ya kardeşim senle aynı silahları kullanıyor. Senle aynı ekipmanlara sahip her koşulda. Neden kaybediyorsun? Sende bir sorun var. Oyunu öğretiyor size. Sonra buradan aşağı atladığınızda ki özellikle kaçmak için bu rotayı izleyebilirsiniz. Mesela bak böyle koşup gelip birazcık kendinize nefes alanı yaratabilirsiniz. Merdivenlerde üstteyken çok kapışmayın. Saldırıları tutturamıyorsunuz. Buradan buraya aşağı indiğinizde burada bir kadın cesedi var. Bedeni araştırdığınızda kırmızı mücevherli broşu görüyorsunuz ve bu aslında işin en büyük sıkıntılarından biri. Neden öyle diyorum? Çünkü bu eşyaya baktığınızda Viola ismi işlenmiş bir kırmızı broş. Yani annesi kızın burada Gascoigne'i bulmaya gelmiş ama Gascoigne muhtemelen gene bir nöbet geçirmiş ve kadıncağızı burada öldürmüş. Burada Gascoigne'in yaratık belasına, yani yaratık musibetine yakalandığını anlıyoruz. Ve en sonunda artık her şeyini kaybettiğini anlıyoruz. Çünkü bakın burada aslında normal yaratıkları hep kesmiş. Hep normal yaratıklarla kapışmış ama kendisi de en sonunda bu yaratık musibetine kapılmış. Abi yapacak bir şey yok. Üzücü. Oyundaki ilk trajik hikayelerden biri bu zaten. Gascoigne çünkü kilisenin önemli avcılarından biri. Ama eninde sonunda o da hafızasını, benliğini, her şeyini kaybediyor. Yok, şuradan ilerlersek daha hızlı ulaşırız. Şimdi neden ben aslında devam etmedim? Dediğim gibi ilerlerseniz oyun zaman atlayacak ve oyundaki eşyaların fiyatları da artacak arkadaşlar. O yüzden ben geri olarak bir rota izliyorum ve görevi bitireceğim. Gascoigne. Madem Bloodborne çözümünü bir daha çekiyoruz, neden daha kapsamlısını yapmayalım, değil mi? Şimdi müzik kutusuyla pek bir işimiz kalmadı bizim de, burada değiştiremiyoruz. Beleş eşya çok düşüyor karşımız. Bu arada bu yarın mı, oyun ilerleyen bölümlerinde de böyle bir turlayarak bol bol kan şişesi elde edebilirsiniz, haberiniz olsun. Böyle kan şişesini, kan şişesi azaldığında ettiğinde geldik şimdi. Hello, Miss Santa. Still can't find my mom. Yazık ya. İşte mutluluk herkese gelmiyor bu oyunda. Aslında kimse mutlu olamıyor da. Adamların her şeyi karamsar ya. Oyundaki ilk yan hikayeyi de böylece bitirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi ben yeniden uyandım. Karakteri yeniden uyandırdım.
avcının rüyasına geri döneceğiz. Ve ekipmanlarımızı tamamlayacağız. Sonraki bölümde de Katedral semti denilen bölgeye doğru ilerlemeye başlayacağız arkadaşlar. Elimde soğuk kan bir şeyler var mı? O broş bu arada, şöyle göstereyim size, aslında güzel bir şey. Aa, kıza verdik değil mi biz onu? Doğru, kıza verdiğimiz için kullanamayacağız. Tamam, önemli değil. Şimdi elimizdeki bu ruhlarla level atlamıyoruz arkadaşlar. Çünkü oyunda dediğim gibi eşyalar zamlanacak. Bunların fiyatları çok artacak. Onu da göreceksiniz zaten şimdi. Ama seviye almanın sonuçta parası artmıyor. O yüzden ekipmanlarınızı toparlayın. Mesela Mayoş kan kokteyli çok işimize yarayacak bir eşya. Bir tane alalım bundan. Dursun. Çakıl taşı alalım biraz. Gözüpek avcı işareti alalım. El feneri alalım. Dursun yanımıza. Pan zehir alalım. Kalınıyla da çakıl taşı alalım. Şimdi bunu neden yaptım? Size göstermek istiyorum açıkçası. Odion'un mezarına gidelim. Odion'un mezarına gidelim. Oyunun ilk zamanlarında bu şeyler ne kötüydü ya. Bitmiyordu bir türlü. Yükleme ekranları. Şimdi yukarı doğru gidelim. Oedon'un mezarının anahtarıyla açtık kapıyı. Burada herhangi bir düşman, herhangi bir şeyle karşılaşmıyorsunuz. Yarnımı tamamen bitirdik. Daha sonra geri döneceğiz buralara ama daha var. Şurada bir şey var. Brigenworth örümceği her türlü ayini saklayıp kayıp ustamızı bizlerden gizliyor. Korkunç bir ayıp bu. Başımın istemsizce titremesine neden oluyor. Allah Allah. Alimlerden biri yazmış bunu. Brigenworth örümceği nedir? Brigenworth nedir? Öğreneceğiz. Onları da öğreneceğiz. Spoiler vermeyeyim şimdi size. Kan cevheri atölye aleti. Bu arkadaşlar bulduk ya, tavlayan kan cevheri. İşte bunları silahlara takmamızı sağlayacak. Ve şimdi oyundaki ilk zaman atlamamız başladı. Yani ilk zaman atlamasına geldik. Ve Katedral semtindeyiz arkadaşlar. Şimdi burada bir NPC var. Bununla bir sonraki bölüm konuşacağız. Onun da görevini yapacağız arkadaşlar. Şimdi ben size sadece o fiyat değişimlerini göstermek için avcının rüyasına geri döneceğim. Geldik. Hop. 360 oldu. 240 oldu. 600 oldu. 380 oldu. 1000'di, 2000 oldu. 2 kat arttı fiyatlar arkadaşlar. Neredeyse her şeyde 2 kat arttı. Tamamen 2 kat arttı galiba. Aynen bak, 800 oldu, 400'dü. El feneri 2000 oldu. O 2000'di galiba zaten. Gördünüz mü? Fiyatlar hep arttı. Ama bu şeylerin fiyatları için geçerli. Şunların fiyatları için geçerli. Bunların fiyatları normal olduğu gibi zaten. Burada önemli bir şey var. Avcı şefi madalyonu, bunu da alacağız. Oyunda ilerleyebilmemiz için önemli itemlardan biri bu. Ama yani bir sonraki bölgede oraya gitmeyeceğiz zaten. 9 tane sezgi puanımız var. Eğer oyunu zorlaştırmak istemiyorsanız bu sezgi puanlarını harcayın arkadaşlar. The moon is close. It will be a long hunt tonight. If the beasts loom large and threaten to crush your spirit, seek a holy chalice. Çalış zindanlarına giriş için bir ipucu veriyor burada aslında bize. A holy chalice will reveal the tomb of the where hunters partake.
Onu da bir sonraki bölümde anlatacağım. Çalış mezarlarının girişleri şu karşımızdaki mezar taşları. Çalış zindanlarının. Bakın burada bir başka ulak yeri var. Gascoigne'in eşyaları bize geldi. Beleşten eşya. Sezgi puanıyla satın alıyorsunuz. Birine yardım edecekseniz, birini invade edecekseniz bunları da alabilirsiniz. Sezgi puanlarımızı tamamen harcadık. Sezgi puanlarını tamamen harcadığınızda bu abla artık konuşulamıyor. Yani bir sonraki gir çık yaptığınızda sezgi puanınız yoksa burada böyle oturuyor. Haberiniz olsun. O zaman sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.